Sen farklısın, ben farklıyım. Faruk'la Fikret'in durumu da birbirinden çok farklı dede. Aldatmanın nesi farklıysa artık. Ay yani. Tabii herkes tarafından bu kadar şımartılırsa konuşur tabii. Maşallah ne şeytan tüyü varsa Esma'yı da dize getirmiş. Esma laf söyletmiyor valla. Her fırsatta, her gördüğü yerde her insana yağcılık. Ay of anne. Ay ne diyeceğim? Proje yönetiminde olduğuma göre derneğe senin de ısrarınla, senin adına sürekli kazanç sağlasak, ha? Kimse tutamaz seni valla. Hadi canım. Ay anneannem başkan mı olacakmış? Başkan, anneanne başkan. Ha? Başkan mı olacakmış? Kıymet başkan böyle böyle gidecekmiş anneanne. Sen git. Küçük bir kılıcıma dedim. Yeter. İyi at yemini kendi arttırır diye bir laf vardır. Sen önce düşüneceksin. Ben niye yemimi arttıramıyorum diyeceksin sen. Tövbe tövbe. Sanki kara kaşına kara gözüne vuruldu Esma Hanım Süreyya'nın. Abla ne oluyor sana? Kızım bunlar ana kız bahçede oturmuşlar. Esma Hanım'ı dernek başkanlığından nasıl indiririz diye düşünüyorlar. Bir yandan da Süreyya'yı çekiştiriyorlar. Yani olacak iş değil. Bir tanesi yoksul, kimsesiz büyümüş. Bir tanesi bir evin bir prensesi. Ay bu neyin hırsı, ben bunu anlamıyorum ki Gülistan. Şımarıklık abla. Şımarıklık. Çünkü çocukluğundan beri her istediği önüne konmuş. Bencillikten başka hiçbir şey öğrenmemiş. Nasılsa yaptığının yanına kar kalıyor. Kar kalıyor derken? Yok. Benim epeydir halletmem gereken bir iş var. Ben onu halledeceğim. Sonra gelip anlatırım. Neyi kız? Gülistan. Gülistan kız nereye? Ne kıvranıyorsun? Ne gevelip duruyorsun? Gülistan bir söylesene artıksa dede gel. Nedir bu kadar zor olan? Esma Hanım. Bu beşik Allah tarafından bir işaret falan değildi. Kendi kendine yanmadı yani. Nasıl yani? Sen nasıl yandığını mı biliyorsun? Niye bir şey söylemedin? Ben yaktım. Nasıl denir bilemedim. Hala da bilemiyorum. Nazif. Nazif bir borçlanmış. Bir yerden bir sağlam tüyümü aldım sanmış. Ne yapmış? Cahillik etmiş. Gidip bu açığını kapamak için de kumbaradan para almış. Hani kayboldu ya kumbara. Ama sonra çok pişman oldu, çok. Çok, çok özür diledi, tövbe etti. Çok pişman oldu ama. Beşik'le ne alakası var bu? İpek Hanım bunu duydu.
Nasıl yani? İpek mi yakmanı istedi? Doğru mu anlıyorum? Ben çok, çok özür dilerim. Siz o kadar insanlık yaptınız. Ben bunu söylemeye utanıyorum. Ah. Ben zaten o günden beri vicdanımla mücadele ediyorum ama artık sustukça da utandıkça da ayıbımın üstüne ayıp eklendi hanımım. Ben zaten Nazif'i de alıp gideceğim. Sizden helallik bile istemeye hakkınız yok. Biliyorum. Bunca zaman sustun sustun da şimdi niye günahlarını çıkarıyorsun? Bir onu anlat bakayım bana. Geldiğimi söylerlerse gelmezsiniz diye çok endişelendim. Söyleyeceklerim önemli. Kalır da dinlerseniz çok sevinirim. Öyle laf dinliyor zannetmeyin de ben tesadüfen geçerken duydum. Sizin bu kadar iyiliğinizden sonra bir de arkanızdan dernek başkanlığı için iş çevirdiklerini duyunca artık bunu da susmak, yutmak ağır geldi. Ben biliyorum zaten benim büyük çocuk tedavisi de o yüzden olmadı. Allah affetmiyor işte. Ekmek yediği yere ihanet edeni. Biliyorum. Yani lafta taşıyor sanmayın ama böyleyken böyle hanım. Biz gidebilir miyiz artık? Buna laf taşımak denmez. Sen çoktan yapman gerekeni şimdi yapıyorsun. Çık dışarı. Sonra konuşacağım sizinle. Şu halime bak ya. Nerede oğlum senin şu güzel yavukluğun? Ya Mustafa abi Allah aşkına soğanı doğrayan benim, ağlayan benim. Orada gitmişsin sütlaç yapıyorsun. Bir dünya laf söyledin yemin ediyorum ya. Ay benim güzelim benim. Kıyamam ben senin gözyaşlarına. Yalnız... Aman da benim güzelim. Bak bakayım gözyaşlarına bakayım. Ay 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 kıyamam da ben. Ne güzel uzadı lan saçların. Bak Gülistan bile vallahi soğanın kokusuna etkilendi. Gülistan, ne oldu sana kuzum? Gülistan, ne oldu? Ne oldu gülüm? Ben
uzun zamandır yapmam gereken bir şey yaptım. Vicdanım rahatladı. Ama bize de yol görüntü nasip artık. Saçtın ortada her şeyini. Ama ben de tutamadım artık içimde. Nazif ne yapayım? Yok be gülüm. Vallahi hiç kızgın değilim sana. Ben şunu düşünüyorum. Ben Esma Sultan'ın yüzüne nasıl bakacağım bundan sonra? Onu düşünüyorum. Ben bakamam bu kadının yüzüne artık. Bakalım. Yoksa sen duyduklarının en doğrusunu yapmışsın. Sana yemin ediyorum. Senin bu yaptığını birçok insan yapamaz bak. Bak yemin ediyorum sana. Ben eşeklik ettim ben. Ben eşeklik ettim. Ya. Ben anca ne yaparım biliyor musun? Ben Rabbime şükrederim. Senin gibi hakkaniyetli bir kadınla evlendiğim için ben Rabbime şükrederim Gülistan. Allah senden razı olsun. Ben vallahi senin hakkını ödeyemem yani. Hiç üzme canını. Hiç üzme canını. Eğer bu konakta bizim rızkımız bittiyse yapacak bir şey yok. Rızkımızı gideriz. Başka yerde ararız. Hiç üzme canını. Rızkı Allah'tan. Sen nasıl beni affet beni. Sen nasıl beni affet. Abla. Ne zaman konuşacak Esma Sultan bizle? Şimdi konuşmaz. Kalabalık bir dağılsın. Herkes gitsin. Konuşur merak etme. Serin tut sen içini. Ay Gülistan. Kız dur, dur tamam dur. Öf. Hayır yani belki bir şey olmayacak. Belki bir şey olmayacak. Sen niye şey yapıyorsun yani? Ha? Yapma böyle. Yapma. Yok öyle demesen. Yani tamam. Koca yürekli bir kadındır da Esma Sultan gene de çocuklara çok şey yapmasak mı? Mustafa. Çocuklar zaten gergin. Şey yapmasak mı diyorum yani. Al. Abi önünden git. Olur. Oğlum o sandık için çağırmıştır. Sandıktır yani sandıktır o. Tamam hadi gel. Hadi oğlum koş sen de koş. Sen de ver şunları. Vay be Tosun Faruk Paşa ha. Oh çok güldük. Hadi bakalım. Anneciğim Allah rahatlık versin. İyi geceler. Sen biraz kal İpek. Yani kadın kadına bir sohbet edelim. Kalabalıktan kızımla baş başa kalamadık hiç. Anladım. Bana yer yok. Peki o zaman müsaadenizle iyi geceler. Ne oldu anneciğim? Evet. Bu treni defalarca yaptılar, bozdular.
Parçalarını kaybettiler, motorunu söktüler. Ama her defasında tamir ettiler. Ki bu yaşta bile çalışmasını keyifle izliyorlar. Erkekler işte. Onlar büyümeyen çocuklar gibi. Değil mi anneciğim? Büyümediklerinden değil. Birbirlerini sevdiklerinden toplanıyorlar etrafına. Çünkü hayatta bir araya getiremedikleri parçaları burada bu rayları takarak birleştiriyorlar. Kendilerinin en saf hallerini hatırlattığı için kıymetli. Senin en saf halin nedir İpek? Anlamadım. Yani bu aileyle, bu aileye ait olmakla, birini sevmekle ilgili en saf duygun nedir senin? Ha? Ağzından çıkan hangi söz kalbinden sökülüp geliyor? Anneciğim, sahiden anlayamadım ben. Biraz daha açarsanız. Anneciğim mesela. Hissetmiyorsan anne deme. Anne dediğin kişinin arkasından da iş çevirme. Sizi kim gene neyle doldurdu bilmiyorum ben ama... Bu evde birilerini birilerine karşı doldurmak, cepheler yaratmak senin görevin. Ağır konuşuyorsunuz anne. Hiç de değil. Eğer hamile olmasaydın, eğer oğlum ihanetiyle benim başımı öne eğmemiş olsaydı, sen o zaman görürdün ağır konuşmak ne demek. Ben gerçekten çok yoruldum. Artık gerçekten çok yoruldum bu evde sürekli suçlanmaktan. Gene Süreyya kıymetli. Bırak artık kendini Süreyya'yla falan kıyaslamayı. İnsan kıymetini kendisi yaratır. Ama sen kendini bile sevmiyorsun ki. Oğlumu sevesin. Sen hırsından evlisin. Statünü seviyorsun. Ama sana bu konuda bile kızamıyorum. Çünkü annenden aldığın eğitim bu. O da senelerce beni kendisiyle kıyaslayıp hiçbir zaman kendisi olamadı. Derneği alsa da olamayacak. Aynı benim sana her şeyi altın tepside önüne sunduğum halde senin de olamaman gibi. Kıymet insanın elindekilerden gelmez. Kıymet insanın yüreğinden gelir. Eğer bir şeyler habire yolunda gitmiyorsa hiç sağa sola bakma. Önce bir kendine bak sen. Yoksa annen gibi birilerinin gölgesine kaybolup gideceksin. Ama en acısı da kızını da kendine benzeteceksin. Sahte ile gerçek hiçbir zaman aynı etkiyi yaratmaz. Bunu unutma. Kredinden yediğini de. İyi geceler. Esma Hanım. Nurgül iyi geceler. İyi geceler.
hanımın. Ne deseniz haklısınız. Diyecek hiçbir şeyim yok. Benim ayıbım. Benim eşekliğim. Hakkınızı helal edin. Sizin hatanız, hatanızı gizlemeye çalışmak. Hata yaptıysan cezanı çekersin. Diyecek hiçbir şeyim yok hanımım. Konakta vadimiz bu kınanmış. Ne yapalım? Allah sizden razı olsun. Daha. Kendini yakacağını bile bile yapılan dürüstlüğün bende cezası yoktur. Siz bunu biliyorsunuz, onun için öyle saçmalayıp duruyorsunuz. Siz beni ne zannediyorsunuz ha? Asıyor, kesiyor, burnunun ucunu görmüyor mu zannediyorsunuz? Hı? Siz benim evlatlarım gibisiniz. Siz hiç benim evlatlarımı ilk hatalarında harcadığımı gördünüz mü? Af. Af mı ettiniz yani bizi hanımım? Göndermeyecek misiniz bizi? Bizi af mı ettiniz hanımım? Bu defa hak sıfırlıyorum. Ama bak, altını çiziyorum. Bunu bir defa yaparım, bir defa çeviririm kafamı. O da sevdiklerime. Allah razı olsun. Allah razı olsun sizden. Ay tamam. Ay dur tamam. Oğlum tamam. Ay dur. Ay tamam. Ay tamam. Tamam. Tamam, tamam diyorum çocuğum tamam. Aa, gel. Hadi. Bir tek ortalığı toplamak size kaldı. Hadi. Hadi sizde. Ay. Seni canlı yerim ben. Canlı yerim seni. Ne oldu? Gülistan. Oğlum. Aslanım. Sana dedim ben. Gördün mü? Hadi, hadi, hadi kocaman. Hadi kocaman. Tamam benim güzel kızım. Tamam kızım. Tamam, tamam. Hadi geçmiş olsun. Aslanım benim. Bak, yemin ediyorum. Yemin ediyorum var ya abla. En çok da sizden ayrılmak koyacaktı bana. Dur oğlum, dur. Ne ayrılması aslanım? Ay geçti. O kocaman yürekli bir kadını. Ay geçti. O kocaman yürekli bir kadını. Geçti, geçti. Geçti kız, geçti. Birini sevmekle ilgili en saf duygun nedir senin? Ama sen kendini bile sevmiyorsun ki oğlumu sevesin. Yoksa annen gibi birilerinin gölgesine kaybolup gideceksin. En acısı da kızını da kendine benzeteceksin. Yatmadın mı sen daha? Bu işim vardı biraz, bir de adayı. Ne oldu? Hiç. Nasıl hiç? Ne bu halim peki, niye ağlıyorsun? Annem bir şey mi söyledi? İçin iyi bir şeyler yapmaya çabalıyorum. Ama o iyi nereden, nasıl çıkartacağımı bilmiyorum. Niye? Niye ben çabaladıkça sürekli batıyorum Fikret?